Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet dostlar, bugün de sizlerle beraber top açılımıyla karşınızdayız. Şimdi nereden açacağımı bilemedim dostlar. Orta saha olarak baktığımızda şimdi Wirtz, Valverde diyorum, Enzo Fernandes ve Szoboszlai var arkadaşlar. Normalde benim orta sahada Pirlo ve şeyin olduğunu biliyorsunuz, Eriksen'in olduğunu biliyorsunuz. Buradan açmayacağım yani, ondan şüpheniz olmasın. Neyse, geçtik burayı. 3 tane haftanın oyuncularından deneyeceğiz. Daha sonra da Luis Figo için biraz top deneyeceğim, bakalım Luis Figo için bir şeyler gelecek mi? Sizler de süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın arkadaşlar. Luis Figo gelmesi bile Vinicius Junior'u çok istiyorum gerçekten. Millette Vinicius'u görüyorum abi. Adam var ya, takır takır oynuyor be, takır takır. Evet, ilk toptan bakalım nereye gidiyoruz. Buradan Jeremy Doku'yu istiyorum. Palmer. Herkese ücretsiz kartını dağıtmıştı Palmer'i. Görmüş olduğunuz şekilde Palmer'i verdi abi, ofansif orta saha olarak. Normal sağ kanat olarak vermişlerdi bir ara. Bir tane daha açıyoruz bakalım. Jeremy Doku'yu istiyoruz. Haydi bakalım Jeremy Doku gelir mi abi? Yani kanatları da hızlı adamlara ihtiyacım var. Son ve Ronaldinho kullanıyorum ama ilk yarılarda belki bir şeyler yaparlar. Bu arada Ramalho geldi arkadaşlar. PSV Eindhoven'dan Ramalho'yu verdi. Stoper Ramalho. Çok ihtiyacım vardı ya benim Ramalho'ya. Neyse, devam ediyoruz abi. Son topumuzu açtık bakalım şimdilik. İçerisi parlamıyor. Direkt geçtim. Trincao. Ya Jeremy Doku'yu vermedi. Geçen başkasını istedik, onu vermedi. Şimdi Romario da 50 topta çıkabilir arkadaşlar ama Romario'nun bende şey kartı var. Big Time Brezilya kartı var. Yani buradan açmaya değer mi? Bence değmez arkadaşlar. Zaten buradaki yavaş kartı gelmiş. Ondan dolayı bence buradan açmaya değmez. Bir 20-30 top, yani 2-3 kere bir 10'lu deneyeceğim bakalım dostlar. Gelirse gelmezse de yapacak bir şey yok. Diğer pazartesiyi bekleyeceğim çünkü. İlk 10'lumuzu açıyoruz bakalım, ilk 10'lumuzda ne gelecek? Bizi kimler bekliyor ilk 10'luda? İçerisi parlıyor sanki. Aynen, özel oyuncu geliyor olabilir. Fişekler patlamadı ama. Evet, özel bir oyuncu geliyor. Kim geliyor abi? Ferran Torres. Evet, özel oyuncu olarak Ferran Torres'i bulduk. İlk 10'luda yanına da Marcos Llorente'yi falan vermiş. Barcelona kadrosuna koyarız Ferran Torres'i. Bir 10'lu daha deniyorum. Bakalım bu 10'luda kim gelecek. Evet, içerisi bu sefer parlamıyor. Direkt geçtim. Kimi verdi? Alex Baena. Geçtik abi. Bir 10'lu daha deneyeceğim bakalım. Bakalım bu 10'luda kim gelecek. Evet, içerisi yine parlamıyor. Geçtik abi. Nico Williams. Normalde bende haftanın oyuncuları kartındaki Nico Williams vardı. O Nico Williams'ı da verdi. Bakalım acaba hangi Nico Williams daha iyi abi. Dostlar bir şey diyeyim mi? Bir onlu daha deneyeceğim. Burada Enyon Alakuş ilklerinin adamı şansına deniyorum. Ya hak dedim, burnumla bastım abi. Aha. Enyon abinin şansına birileri mi geliyor acaba? Birileri mi geliyor acaba Engin abinin şansına? Haydi Vinicius Junior'u ver be. Parlamıyor ki. Aha! Patrick Kluivert! Engin abinin şansına Patrick Kluivert'ı bulduk. Hoş geldin diyoruz Patrick Kluivert. İşte bu. Kluivert'ı bulduk. Vinicius için bir onlu daha deneyeceğim dostlar. Vinicius Junior'un şansına bir onlu daha geliyor. Evet, içerisi yine parlamıyor ama bazen fake atabiliyor oyun bize. Açtık bakalım bir onlu daha Vinicius Junior için. İçerisi yine parlamıyor arkadaşlar. Aynen, bu sefer kim geldi? Dani Vivian. Oğlum bu adam ne ara 5 yıldız olmuş anasını satayım. Açıyorum lan, bir onlu daha açıyorum ya. Bir onlu daha açacağım. Haydi bakalım, 620 Mike Lab'a düştük. İçerisi parlamıyor, direkt geçti. Vinicius Junior! İşte bu ya. İşte bu. İşte bu. Vinicius Junior'da bulduk. Güzel. Yanına da birisini vermesin abi. 620 de bize kalsın anasını satayım artık. Haydi 6 tane Romario için deneyelim. Michael Aptal bende durmaz. Bunlar var ya bende durmaz. Aha. Gülerme Arana'yı verdi. Sol bek. Brezilya kadrosuna koyarız bunları. Bir tane daha açtım. Yine özel oyuncu geliyor. Cristaldo. Ronaldo'yla
Reinaldo'nun birleşimi gibi bir şey herhalde. Cristaldo. Bir tane daha açtım. Evet, bu sefer özel oyuncu vermedi. Yine verdi lan Dimitri Paye. İçerisi bazen parlıyor, bazen parlamıyor. Ben de anlamıyorum. Açıyorum bir onu daha. Şey, onu diyorum yani. Özür dilerim. Bir tekli daha açtık. Bu sefer normal oyuncu verdi. 220 markla paramız kaldı. Bunlar bende durmaz dediğim gibi. İlla bir harcayasım gelir. Açılmayacak top olsa bile yine harcayasım geliyor anasını satayım. Vesti geldi. Son topumuzu açıyoruz bakalım son topta kim gelecek. Bir tane daha açtık. Evet, fişekler mişekler patlıyor ama içerisi parlamıyor. Yine normal oyuncu verdi abi. Borbas. Red Bull takımından Borbas geldi. Clivert ve Vinicius'u fullleyelim bakalım. Evet arkadaşlar, ikisini de fullüyoruz şu anda. Anca yettiler zaten. Patrick Clivert'da öyle yaprak vuruşta var. Şöyle bir otomatik dağıt dediğimiz arkadaşlar. Ofansif farkındalık 89. Bitiricilik 90. Kafa 83. Hızı ne kadar abi? Clivert normalde yavaş bir adamdır. 82 hız, 80 hızlanma. Şimdi top sürmeye baktığımızda sıkı top tutma falan, bunları da iyi yükselttik ama kafa özelliğine bakalım. Kafa özelliği 83. Bu da ne olurdu? Kafa zıplama ve fiziksel temas. Böyle iyi ya. Hiç Clivert'ı ellemiyorum. Böyle iyi. Devam ediyoruz bu şekilde. Vinicius Junior'a gelelim biz ya. Kanatta da iş görür anasını satayım. Otomatik dağıt dedik. Vinicius Junior'un özellikleri de bu şekilde. Sıkı top tutma falan. Bunlardan biraz alsak. İki tık buradan aldım. İki tık da alçak tam pas, yüksekten pastan alıp abi bitiriciliğe bastığımızda. Evet abi, bitiriciliği 84 yaptık. Diğerlerini şu an fullleyemiyorum. Antrenör yok elimde çünkü. Oyun planına geldim. Oyun planına şimdi abi baktığımızda Patrick Kluivert'ı şöyle bir çekelim. Patrick Kluivert'ı kimin yerine alabiliriz? Şöyle Neymar'ın yerine alalım ya. Patrick Kluivert'ı Neymar'ın yerine almaya çalışalım. Alamadık bu arada. Şimdi Adriano'yu da çıkarmak istiyorum da Adriano sevgisi var bende. Bilemiyorum niye bu Adriano sevgisi. Geldik abi, Vinicius Junior neredesin? Vinicius Junior da burada. Normalde 101 oluyor galiba ama biz biraz daha bitiriciliğine bastığımız için şey 102 mi oluyordu? Yanlış hatırlamıyorsam 102 olması lazım. Biz 101 bastık. Abi top sürme 99, top tutma 90, top kontrolü 92, bitiricilik 86, falso 81, hız 97, hızlanma 99. Bu adam var ya, deli dehşet bir şey ya. Santrafor oynayabiliyor musun? Evet, bu kantı da santrafor oynayabiliyor ama gezici kanat, yani santrafor alsak biraz daha yine kanada açılacaktır, bir şeyler yapacaktır artık, tam olarak bilemiyoruz. Evet arkadaşlar, sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dönemimizde görüşmek üzere. Bay bay.